Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ZTMK üzerine konuşacağız. Çok basit bir elektrik devresi üzerinde inceleme yapalım. Şöyle bir V voltajımız var. Bir anahtardan geçip bobine vuruyoruz. Bobin uçlarına da paralel olarak bir direnç bağlamış olalım. Bobinden geçen akım şu. IL. Dirençten geçen akım IR. Bobin uçlarındaki gerilimimiz de VL olsun. Şimdi bir grafik olarak grafikte neler olup bitecek onları görelim. Şu S anahtarımız. S anahtarı şöyle açıkken şu zaman da şunlar T. Anahtarı kapıyoruz. T10 kadar bir süre boyunca anahtar kapalı, ondan sonra tekrardan açılıyor. Şimdi bakalım neler olacak bu zaman aralığında. bobinden geçen akım anahtar açıkken şöyle sıfırdır. Anahtar kapandığında şu şekilde bir rampayla tırmanmaya başlar. Buradaki rampanın eğimi voltajın büyüklüğüyle orantılıdır. Doğru orantılı. Voltajımız ne kadar yüksekse bu rampada şu şekilde rampanın eğimi artar. Voltajı düşürürsek rampanın eğimi şu şekilde azalır. Endüktansımız ne kadar büyükse rampanın eğimi o kadar düşük olur. Tersine endüktansımız ne kadar küçükse bu rampanın eğimi o kadar artar. Dirençten geçen akımı çizelim. Anahtarı kapadığımızda direnç uçlarındaki gerilim doğrudan giriş gerilimi olur. O halde şurası şöyle V olacaktır. İsterseniz şurada akımın bobin akımının ifadesini de yazalım. IL eşittir V bölü L çarpı T'dir. Eğer T10 süresince anahtar kapalı olursa akımımız V bölü L çarpı T10 olacaktır. Şimdi bir de şu IL'ydi. Şu S anahtarıydı. Şu IR'ydi. Şu da VL olsun. Şimdi VL gerilimi anahtar açıkken 0. Anahtarı kapadığımız anda ne olacak? Besleme voltajı olacak. Ve T10 süresi sonunda anahtarımızı açıyoruz. İşte asıl olaylar buradan sonra başlıyor. anahtarımızı açtığımızda bobin akımı IL, şuna enerji yükleme enerji yükleme diyelim. Şurada anahtar açık. IL'miz ne olacaktır? I başlangıç çarpı E üzeri eksi R bölü L T olacaktır. I başlangıç dediğimiz şu değer nedir? Anahtarı açtığımız anda bobinden geçen akımın şuradaki değeridir. Bunu da şuradan hesaplayabiliyorduk. IL eşittir
V bölü L T10. Şimdi şu mantığa göre şu akımı çizmek istersek, akımın grafiğini çizmek istersek şöyle bir eksponansiyel düşüme sahip bir grafik oluşacaktır. Burada bu eksponansiyel düşme grafiğinin düşme hızını R ve L elemanları belirler. R ne kadar yüksekse, şu R ne kadar yüksekse E üzeri eksi R ifadesi o kadar hızlı düşer. Tersine R ne kadar düşükse bu o kadar yavaş düşer. Hatta eğer sıfırsa akım şurada şöyle sabit kalır. Şuna yıldız diyeyim. Şuna da iki yıldız diyeyim. Şurası yıldız, şurası da iki yıldız. Yani şu bölgede akım şu, şu bölgede akım bu. Şimdi dirençten geçen akım nedir? Anahtarı açtığımız anda gerilim kaynağından bir akım gelmeyecektir. Fakat bobinlerin özelliği, bir bobin içerisinden eğer akım akıyorsa ve siz bunun akıma neden olan kaynağı ortadan kaldırırsanız, şuradaki S anahtarını açtığımızda bu durum oluyor. Bobin içinde akmakta olan akım kendine bir yol bulmak zorundadır. Bu yolda neresidir? Bu yolda bobin akımı madem bu yönde akıyordu, aynı yönde devam edecek. Şuradan şöyle devresini tamamlayacak. Dikkat ederseniz bobin direncin akımı şu yöndeydi. Şimdik yön değiştirdi. Yukarıdan aşağı akıyordu. Şimdik aşağıdan. O halde bizim şuradaki grafiğimiz şöyle olacaktır. Şurası nedir? Burası şuradaki akımın eksi işaretlisidir. Çünkü anahtarı açtığımız anda bobin akıyordu. Artık bu akım dirençten dönmeye başladı. Bobin gerilimine bakalım. Aynı şekilde bobin gerilimini nasıl hesaplarız? Dirençten geçen akım çarpı direnç diyebiliriz. Direncin değeri çarpı şuradaki akımın değeri. Şuradaki voltaj, işte bizim zıt EMK dediğimiz voltaj, şurada oluşan voltaj, şu bölge. Şimdi buradaki V değeri nedir? Buna VL diyoruz. Max diyelim. Max çarpı R. Bunun başında tabii bir de eksi işaret var. Çünkü akım yön değiştiği için. Şimdik şu grafiğe göre bazı şeyler konuşabiliriz. Bobinin direnci ne kadar bobine bağlı paralel direnç ne kadar yüksekse şu grafiği ben yeni baştan çiziyorum. Şurası zaman, şurada anahtar açıldı. Bobin uçlarında da şöyle bir gerilim vardı. Şimdi şöyle bir gerilim oluştu. Şurası R büyürse zıt EMK büyür. Örneğin şurası 1 amper ise şurası direncim 1K ise 1K ise şuradaki voltaj 1 volt bile olsa ben şu endüktanstan 1 amper akıtabilirim. Anahtarı açtığımda bu 1 amperlik akım şuradaki dirençten akmak zorunda. Yani 1K'da 1 amper akmaz demeyin. 1K çarpı 1 amper o da eşittir 1000 voltluk bir zıt EMK oluşacaktır.
Eğer R küçük olursa, mesela 10 ohm olsun, R eşittir 10 ohm olursa, bu sefer 10 ohm çarpı 1 amper, o da eşittir 10 voltluk bir gerilim olacaktır. Onun grafiği de şöyle olacaktır. Peki, şuradaki düşme hızı ne ile ilgili? Onu da şuradan gösterelim. Bakın, akımın sönme hızı E üzeri eksi R bölü LT idi. Neyse, şurada tekrar yazacağım. I eşittir bobinin akımı. I max çarpı E üzeri eksi R bölü LT. Eğer R artarsa E üzeri eksi R hızla sönver şöyle. R azalırsa E üzeri eksi R, yani E üzeri eksi sıfıra yakın değerler 1 demektir. Şurası 1'e yaklaşır. O da hemen hemen hiç değişmez demektir. Örneğin 0 olursa I akımı şöyle sabit kalır. Eğer endüktans büyükse şuradaki katsayı ne olur? L büyüdüğü için azalır. Bu gene sönme hızını yavaşlatır. Endüktans ne kadar yüksekse bu o kadar yavaş söner. Endüktans ne kadar küçükse şurası o kadar büyür. E üzeri eksi ifade o kadar hızlı sıfıra gider. Evet arkadaşlar, zıt EMK dediğimiz şey içinden geçen akım geçen bir bobinin akımı kesilmeye çalışıldığında bobinde oluşan voltaj değeridir ve bu voltaj değerini bobinin paralelinde olan yük belirler. Şimdi bu konuyu ben biraz daha açayım. Bir endüktanstan akım akıtırken birden akım yolunu açarsam bobin bir gerilim üretmeye çalışıyor ve bu gerilim nasıl ürüyor? Bobinin içinden geçen akım nereden devam ediyorsa artık paralelinde neler varsa o yol üzerinden akarken oluşturduğu gerilim düşümleri. Normalde böyle akıyordu akım, şöyle akıyordu. Ben şurayı açtığım anda bu akım artık şöyle akmaya başlayacak. Bu esnada şu direnç uçlarında şöyle artı eksi bir gerilim düşümü oluşacak. İşte zıt EMK bu oluyor. Peki, bizim bobinimizde hiç şey yoksa, paralel direnç yoksa ne olur? Normalde zıt EMK I0 Imax çarpı E üzeri eksi R bölü LT akımı ile paraleldeki direncin çarpımıdır. Bu R sonsuz olursa, yani açık devre olduğunda ne olur? V de sonsuza gidecektir. Fakat şurası da sonsuz olursa E üzeri eksi sonsuz, burası da sıfıra gidecektir. Sonuçta oluşan voltaj, bobine şöyle bir voltaj verdiğimizde bu sonsuza giderken şu pulsun süresi de sıfıra gidecektir. Pratikte tabii sonsuz voltaj demek 1 milyon volt, 1 trilyon volt gibi yüksek voltajlar düşünebilirsiniz. Pratikte yalnız böyle durumlar olmaz. Bu voltajlar genelde birkaç bin volt ya da birkaç yüz volt civarında sınırlanır. Biraz da ondan bahsedelim.
Bobin dediğimiz şey şu şekilde. Sargıların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Seri bağlanmasıyla oluşur. Mesela şurada 3 sarımlı bir bobinimiz var. Şimdi bu bobin uçlarında hiçbir direnç yoksa bile şuralar bir kapasitenin kondansörün şunlar paralel çünkü birbirine paralel tel parçaları gibi düşünürsek şurada kaçak bir kapasite vardır. Aynı şekilde burada da kaçak bir kapasite vardır. O halde bizim bobinimizin uçlarında paralel şu şekilde kaçak bir kapasite paralel bağlı demektir. Bu durumda voltajımız nasıl olur? İşte şu zamanda bobine voltaj verdik. Şurada kestik. Arkadaşlar burada olan olay şurayı mercekle büyütüyorum. Evet, böyle bir voltaj olur. Bu voltajın genliği kapasitenin değeriyle ters orantılıdır. Kapasite ne kadar küçükse bu voltaj o kadar yüksek olur. Ve kapasite ne kadar büyükse bunun genliği de düşer, daha küçük olur. Şuradaki frekans da şu kaçak kapasitenin ve şu endüktansın değeriyle orantılıdır. Evet arkadaşlar, bu videoda zıt EMK dediğimiz olayın aslında akımı kesilmek istenen bobin akımının kendine bulduğu yeni yol üzerinde oluşturduğu gerilim düşümü olarak tanımlayabiliriz zıt EMK'yı. Görüşmek üzere.